Mesela başladığımızda ıspanağın kilosu 2 lira 3 lira arası gidiyordu. Bu zehirlenme vakasından dolayı ıspanağın kilosu 50 kuruşa düştü. Ve 50 kuruşa düştüğü gibi kimse almadı ve Kadirli'de 15 bin dönüm arazi ekiliyor her sene. En az 15 bin dönüm. Ama bunun herhalde 3-5 bin dönümü sürüldü komple. Bu bir hafta 10 günlük bir sirkülasyonda hasat edilmediği için bir 5-6 bin dönüme yakın sürüldü. Yani bu da herkese şimdi hiç para kazanmıyor, komple zarar ediyoruz. Biz 40 yıldan beri bu ıspanakla uğraşıyoruz. Ama daha biz böyle bir vaka duymadık. Biz 1500-2000 dönüm her sene ıspanak eken bir çiftçiyiz yani. Kendi ürettiğimiz, kendimiz pazarlamaya çalışıyoruz. Daha böyle bir sezonla başlamamıştık. Bu bize çok büyük sekte vurdu. Yani biz ıspanak yok şöyle biz yıllarca ıspanağı, işte Temel Reis ıspanak her zaman gücünü, kuvvetini gösterirdi. Ama ıspanak yani gerçekten vitamin deposu yani. Yani her eve girmesi gereken bir yani bitki diyelim artık. Ama vallahi böyle bir sürekliyon çıktı. Biz de ne yapacağımız yok. Daha ilk defa böyle bir vaka duyduk. İnşallah yani devam etmez diyelim. Ama yani tamam sadece Kadirli için değil. Türkiye'nin genelinde bütün arkadaşlarımız, çiftçi arkadaşlarımız hepsi aşırı bir zararda. Farklı bir yaşamak istiyorsanız, kuvvetli kuvvetli olmak istiyorsanız ıspanak yiyin, ıspanak yiyin, ıspanak yiyin. Gel yani Urfa'dan Antep'e.